Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Siyasetçiyi değiştiremiyorsunuz. Çok iyi siyasetçiler var. Çok kaliteli siyasetçiler var. Gerçekten laftan anlayan, istişare eden, başka fikirlere değer veren, saygı duyan, ben her şeyi bilemeyebilirim. Pek çok konuyu benden daha iyi bilenler vardır deyip, o bilenlere hiç kompleks yapmadan danışan siyasetçiler tanıdım ben. Ne cumhurbaşkanları gördüm. 30 yaşında, 25 yaşında gencecik ama iyi yetişmiş insanlara fikirlerini soruyorlardı. Sen olsan ne yaparsın diyorlardı. Kim? Turgut Özal. Kim? Süleyman Demirel. Bunlar da cumhurbaşkanlığı yaptılar. Ama fikre, inanca olağanüstü saygılıydılar. Ve ortalığı hiç karıştırmazlardı. Ama bazı siyasetçiler var ki aynı atalarımızın dediğince imam bildiğini okur. Evet, geçelim başka bir konuya. tabii şimdi farklı konuya geçeceğiz. Efendim, AKP Genel Başkanı Pakistan'a gitti. Biliyorsunuz yine mahut gazetecilerle, malum gazetecilerle. Hayır, onlar kendilerine gazeteci dediği için biz de mecburuz gazeteci demeye abi. Yani şimdi birisi kendisine ben bilmem nerede çalışıyorum derse ne diyeceğiz biz? Yalan söylüyorsun diyeceğiz. Bilmem nerede çalışan olur, bilmem nerede çalışancı derler değil mi? Mesela meyhanede çalışana meyhanecı derler, simit satana simitçi derler falan filan yani. Şimdi bunlar da ben gazeteciyim dediğine göre bunlara gazeteci, bunları gazeteci olarak kabul edeceğiz. AKP Genel Başkanı işte o gazetecilere açıklamalar yaptı ama bu arada Keşmir olayına da el attı. Karıştırmadı. Bir tek Keşmir kalmıştı. Abi Keşmir Hindistan'la Pakistan arasında 73 yıllık bir mesele. Evet. Şimdi bakın gerçekçi olalım. Aslında Pakistan evvelden Hindistan'dı. Yani Hindistan'a bağlıydı. Haliyle Bangladeş'te Hindistan'ın içindeydi. Bugünkü Bangladeş. Cinnah, Bay Cinnah, ben Müslümanlardan bir devlet kuracağım dedi. Evet, ne yazık ki öyle oldu. Çarpışmalar falan da ıvırlar zıvırlar falan filan neyse Pakistan kuruldu. Cinnah Pakistan'ı kurdu. Hindistanlılar Pakistan'da ayrılmalarını istemediler. Bakınız Hindistan bütün fakirliğine, fukaralığına rağmen demokrasisi bizden güçlü bir ülkedir. Bir gün bile askeri darbe olmadı. İnekler sokaklarda gezer. Kör olasıca bir geleneksellik vardır. Gerçi şimdi pek çok şehirde ineklerin dolaşması yasaklandı ve hatta inekler artık mezbahalara gönderilebiliyor. Neyse. İşte Cinnah Hindistan'ı ikiye böldü. Pakistan'ı kurdu. Peki sonra ne oldu? Bangladeşliler dediler ki biz sizin yapamayız arkadaş. Bu sefer de onlar kendilerine bir devlet kurdular. Hindistan üçe bölündü. Hindistan, Keşmir'de Hindistan'ın bir bakıma onuru gibi. Ya Kıbrıs bizim neyimiz ise, öyle bakalım ya da Kıbrıs bizim için ne ise, Keşmir'de Hintliler için, Hindistan'ı yönetenler, Hindistan halkı için o abi. Adamlar Keşmir konusunda titiz abi. Allah Allah. Biz Kıbrıs konusunda titiz değil miyiz? Neredeyse savaşacağız herkesle be. Neyse. İşte Erdoğan Kıbrıs'ı unutmuş gibi yaptı ve Keşmir konusunda Hindistan'a geçirdi de geçirdi. Sonuç. Hindistan yönetimi Yeni Delhi Büyükelçimizi Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Ben çağırdı diyorum sadece. Biz mesela bir Dışişleri Bakanlığı'nı yabancı ülkenin Büyükelçisini, Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırınca ne yaparız biliyor musun? Fırçalarız. Biz fırçalarız. Hintliler ne yaptı bilmiyorum. Canlar, ya çok garip bir ülke haline geldik ya. Benim bir düşüncem vardır bu konuda. Ben derim ki demokrasiler dünyanın vazgeçilmez rejimleri. Demokrasisiz olmaz, mümkün değil. Ama demokrasileri demokrasi yapan kuvvetler ayrılığı ilkesi denilen temel kurumdur. Bu kurum olmadı mı demokrasi olmuyor biliyorsunuz. Yani göstermelik olarak oluyor da aslında olmuyor. Mesela Suriye'de kuvvetler ayrılığı prensibi yok, çalışmaz. Irak'ta çalışmıyordu. Kaddafi'de çalışmıyordu. Mısır'da hiç çalışmadı. Çalışmadı. Hiç kim ne dersiniz? Az gelişmiş ülkelerde kuvvetler ayrılığı prensibi çalışmıyor abi.
Dinlemiyor seçilenler. Stralen falan diyorlar. Biz seçildik diyorlar. Ya sen seçildin ama senin elindeki mazbatayı sana veren yargı. Yargı, yargı. Yargı olmasa, yargı sana mazbata vermese, imzalamasa, kabul etmese o seçim sonuçlarını sen nereden geçip tutacaksın oraya? Sevgili Erdoğan bir ara milletvekili seçildi 1991 seçimlerinde. Milletvekili seçildi. Yargı mazbatasını vermedi. Onun yerine tercihli oyla seçilen Refah Parti milletvekili adayı Mustafa Baş mıydı? Galiba Mustafa Baş'a verdi. Baş girdi meclise, o milletvekili oldu, o yemin etti. Yani arkadaşlar ya, böyle konuşuyorum. Ama canım lütfen, lütfen sizler anlıyorsunuz beni. Bir demokraside yargı, yasama, yürütme. Bu üç güç birbirlerinden zerrece üstün değildir. Hepsi birbirinin eşit güce sahiptir. Yargı bugün ne kadar güce sahipse Cumhurbaşkanı o kadar güce sahiptir. Cumhurbaşkanının gücü ne ise yasamanın gücü odur. Yasamanın gücü ne kadarsa yargının gücü o kadardır. Ya bunlar üçü birbirlerini denetlerler. Uzlaşarak çalışırlar tabii. Hırlaşmaya gerek yok. Zaten yargının kimseyle hırlaştığı yok. Hırlaşmayı çıkaranlar başkaları ama demokrasimiz zedeleniyor. Ben diyorum ki bu güzel böyle gerçek demokrasilerde Avrupalıların yaptığı gibi yapsak ama biz bir de ayrıca onlardan ayrıca bir takım sınırlamalar getirecek. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanları, gerçi yok artık cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanları yılda ancak bir kere yurt dışı gezi yaparlar. İki kere de yurt içi gezi yaparlar. Cumhurbaşkanlarının yurt dışı gezi yapabilmeleri için, birden fazla gezi yapabilmeleri için meclisin 3/2 çoğunlukla karar alması gerekir falan gibi yasaklamalar getirelim. Abi ne kadar çok ilişki kuruyorsak o kadar çok kötü, çok düşmanımız oluyor. Ya Cumhurbaşkanı Türkiye'de gören var mı? Var mı? Türkiye'de mi doğrudur? Yok. Her hafta birkaç yere birden gidiyor abi. Uçak bedava abi. Gazeteciler etrafında pervane oluyor. Devasa saray gibi bu uçak. Yatak bir boydan bir boya 2,5 metre genişlikte. Dev. İçtiğin, yediğin her şey bedava. Kuş sütü eksik. Fakirlikten gelmişsin, gece kondudan gelmişsin. Saraylarda oturuyorsun, devasa uçaklara biniyorsun. 3,000-4,000 kişi tarafından korunuyorsun. Bu sadece Erdoğan için değil. Ya kimi olsa baştan çıkarır abi. Yok olmaz. Kesinlikle buna sınırlama getirmek lazım. Erdoğan diğer yaban küresel ya da diğer müttefik ya da müttefik olmayan ilişkide olduğumuz devletlerin başkanlarıyla ne kadar az konuşursa inanın o kadar çok başarılı olacağız. Ya bunu neredeyse 17 yıldır söylüyorum ya. Ya Erdoğan çok konuşuyor ya. Ya çok konuşuyor ya. Bir de çok bağırıyor be. O kadar çok bağırıyor ki. Ya evlerde televizyon artık açamaz olduk ya. İnanın reklamlarda sesler biliyorsunuz otomatik olarak açılır. Çok ses gelir. Ne kafanın içine girsin diye. Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi reklamcıların seslerini bastırıyor ya. Ya gerçi biz sevgilimle beraber kolayını bulduk. Onu gördüğümüz anda zap yapıp geçiyoruz başka bir kanala. Ama ya da mute düğmesi vardır. Biliyorsunuz uzaktan kumandalarda. Yani sesi susturur. Şık diye kapatır sesi susturur. Mute düğmesine basıyoruz. Mute butonuna basıyoruz. Ama bunu herkes yapamayabilir. Nice yaşlılar var. O uzaktan kumandaya gidinceye kadar elleri Erdoğan ortalığı kasıp kavuruyor. Çok bağırıyor ya. Ya çok bağırıyor ya. Anneciğime doktoru sordu. Beraber gittik canım anneciğime benim. Geçen sene. Hem de Eskişehir'de bir doktora gittik. Orada kız kardeşim deydi. Hayret dedi. Her tarafınız maşallah güzel de kulaklarınız güldü anneciğim. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı çok bağırıyor televizyonda dedi. Yattı doktor yerlere gülerken. Canım annem benim. Çok tatlısın sen ya. Güzeller güzelim. Hakikaten çok bağırıyor ya. Ya böyle bir ses dünyada yok ya. Lütfen bakın benzetmemi yanlış anlamayın. Benzetmemden de kimse suç çıkarmasın. Kutsal kitap Deccal'ın sesini böyle anlatır. Bir bağırdığında bütün dünya ayağa kalkacak da falan der yani. Yüksek sesli, çok yüksektir. Ya bu ne bağırmak bu kadar ya? Ya ne gerek var ya?
Çocuklar korkuyor televizyonun önünde. Çocuk oynuyor 5-6 yaşındaki kuzenler, yeğenlerimin çocukları diyelim. Diyelim gelmişler bize. Ya da ben gitmişim onlara sevgilimle beraber. Sohbet ederken diyelim ki AKP Genel Başkanı ekrana çıktı. Bir bağırıyor çocuklar anne, hepsi kaçışıyorlar ağlayarak. Ya gerek yok ya. Vallahi gerek yok, billahi gerek yok. Neyse. Yani şimdi de dedim ya, Hindistan'a taktı kafayı. Abi ille Hindistan'la da kavga edecek. Ya da ne bileyim acaba Hindistan'a çok sık gitmeyi mi canı çekiyor? Adamlarla bir kavga edip sonra da barışmak için zırt tırı pırt tırı Hindistan'a mı gidecek acaba? Bilemiyorum abi, bilemiyorum abi. Ama çok geziyor. Kesinlikle bir kanun çıkarılmalı. Partiler bir araya gelmeli. Cumhurbaşkanları bu kadar gezmemeli abi. Cumhurbaşkanları bu kadar çok işe karışmamalı. Bir şey daha. Bakınız. Bütün anayasal kurumlar kendi görevlendirmelerini kendi içinde yapmalılar. Bizim askeriyemiz kendi görevlendirmesini kendi içinde yapardı. Gerçekten aslında çok iyiydi. Olağanüstü güzel bir disiplin anlayışları vardı. Askerler. Diyeceksin ki ya darbe yaparlardı ya. O konulara girmek istemiyorum. Gerçekten girmek istemiyorum. Sonra kimileriniz beni siyasetçi düşman olarak kabul edebilirsiniz. Ya siyasetçilerimiz hiçbir zaman sütten çıkmış ak kaşık değildiler. Şimdi hiç değiller. Ama buna rağmen her türlü askeri darbeye karşı olduğumu herkes bilir. Ben bir askeri darbe mağduruyum. 27 Mayıs ihtilali oldu. Bir hafta sonra babacığımı sabahın köründen evden geldiler. İnzibatla, iki inzibatla. O zaman inzibatlar vardı. Bir polis evden alıp götürdüler. 40 gün hapis attı babacığım. 40 gün. Az ama olsun. Yattı yani. Yani ben askeri darbelerin hepsine karşıyım canlarım. Ama siyasetçileri de aman Allah aşkına yani. Bu siyasi zihniyet. Seçim kazandı mı ben her şeyim. Neyse. Daha fazla girmeyelim. Onları yine sonra konuşacağız. Yani eskiden olduğu gibi yargı kendilerini yönetecek kurumları, mesela hakimler, savcılar kurulunu, yargı, yargıçlar, savcılar kendi aralarında kendileri seçmeliler. Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanı ne karışıyor ya? Ya nasıl karışabiliyor ya? Adalet Bakanı yürütme ya. Yürütmenin sekreteri. Yani Cumhurbaşkanı'nın sekreteri. Ya geliyor yargıdaki üyeleri, hakimler, savcılar kurulu üyelerini o yönetiyor ve yardımcısı yönetiyor. Ya böyle bir hukuk, böyle bir demokrasi olmaz canlarım benim ya. İşte olmuyor. Görüyoruz, olmuyor güzellerim benim. Buradan mutlaka bir çözüm bulmalıyız. Yani anayasal kurumlar kendi atamalarını kendileri yapmalılar. Bilmem ne bakanlığının ya da bilmem ne Ulaştırma Bakanlığı'nın başına bir bakıyorsunuz bir tane badem bıyık. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bakıyorsunuz bir tane badem bıyık. Her yer badem bıyık dolu. Liyakat ne liyakati ya? Ya ne liyakati ya? Liyakati kim kaybetmiş ki bunlar bulsunlar? Zaten Türkiye'nin başının belası liyakatsizlik. Gerçekten liyakatsizlik bizi perişan etti. Ülkemiz çok zor durumdaysa işte bu liyakatsizlik yüzünden. Canlarım, güzellerim benim. Şimdilik bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. 20.45'te görüşmek üzere.